Ben Doktor Erkan Aslan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Her zaman söylediğimiz gibi bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek başlıyoruz. Bu sloganımız artık bu kanalın da temel felsefesi oldu. Biliyorsunuz ki bu kanalın genelileri tamamen sokak hayvanlarına aktarılıyor. Ve benim buradaki tek bir amacım var elimdeki bilgiyi sizlerle paylaşmak. Evet... Şimdi finansal piyasalarda günlük verilerle ilgili oldukça sık soru alıyorum. Acaba bunlara ilişkin bir veri etiketlemesini nasıl yapabiliriz ve bunların üzerinde biz nasıl işlemler gerçekleştirebiliriz diye. Şimdi finansal piyasalarda sıklıkla veriler anlık olarak kullanılıyor. Yani saniyelik bile değil, içinde bulunduğumuz an itibariyle kullanılıyor. Fakat analizler yapılırken genellikle makalelerde olsun, çalışmalarda, test çalışmalarında sıklıkla şuna, şununla karşılaşıyoruz. Veriler genellikle günlük verilerden açılış ya da kapanış fiyatlarını temel olarak ele alınıyor. Peki benim... Bu noktada bir veri etiketleme sistemine ihtiyacım var. Yani bir değişkenin bir sütununu düşünün. Burada tamamının, buradaki tamamının tarih etiketlerinden oluşması gerekiyor. Yani bir değişkende işte 14.03.2020, 15.03.2020 diye ağırlarda ağır giden bir tarihleme sistemine ihtiyacım var. Ancak bu tarihleme sisteminin en önemli sıkıntısı şu, Türkiye'deki resmi tatil günlerini hesaba katan bir e, listeleme ne yazık ki, Ar içerisindeki hiçbir kütüphanede göremedim. Belki ben bulamadım ama çok kurcaladığıma da emin olabilirsiniz. Yani burada ben Lubri Date'e baktım, Time Date'e baktım. Bunların hepsi Paskalya bayramlarını içeri alan, Hristiyanların özel günlerinin hepsini temel alan, temel takvimler var. Ancak ne yazık ki İslami e, takvimleri ve bizim bayramlarımızı, dini bayramlarımızı ve kapanış günlerimizi dikkate alan veya Türkiye'deki işte 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan gibi tarihleri tatil olarak alıp bunlara ilişkin bir gün etiketlemesi yapan paket ne yazık ki henüz yazılmamış diye gördüm. Şimdi burada ne gibi bir sıkıntı karşılığımıza çıkıyor? Eğer bu etiketler yoksa bunların karşılığına gelecek verileri de biz koyup örtüştüremiyoruz. Peki ne yapmamız lazım? Benim aklıma hemen şöyle bir şey geldi. Peki ya ben menkul kıymetlerde bu, bu hisse senetlerindeki eğer verileri indirmeye kalkarsam bir sütunana nasıl olsa bunların tarihlerinden oluşan bir veri koyacaktır. Peki bunu kim koyacak? Tabii ki şöyle söyleyebilirim. Mesela investing.com'dan bir veri almaya kalktığımda investing.com şunu yapacak. En soldaki sütuna benim tarihlerimden oluşan bir e, veri seti atacaktır. Peki o zaman ben ne yapmam lazım? Öncelikle sizlerle birlikte hemen investing.com'a giriyorum. Investing.com .com'a girdikten sonra buradan Türk hisselerini seçiyorum. Mesela BIST 100 endeksini tıklıyorum buradan. Geldiğim BIST 100'e tıkladım. BIST 100'e tıkladıktan sonra hemen geçmiş verilere tıklıyorum. Buraya üye olabilirsiniz. Üyelik ücretsiz, tamamen ücretsiz ve buradan istediğiniz veriyi de çekebiliyorsunuz. Geldik. Bakın şurada tarih seçiyorsunuz ve istediğiniz veriyi indiriyorsunuz. Ben daha önceden burada 1 Ocak'tan başlayan, pardon 4 Ocak'tan başlayan, özür diliyorum, 4 Ocak'tan başlayan ve 28.03.2021'de biten bir veri dosyasını sizler için indirdim. Peki bunu indirdikten sonra ne yaptım? Sırasıyla sizlere göstereyim. Ben bunu indirdikten sonra indirdiğim dosyam benim BIST 100 geçmiş verileri olarak ekrana geldi. Ama ne yazık ki bunları biz yüz olarak aldıktan sonra şöyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Öncelikle site üzerinde indirmeden önce şunu yapmam gerekti. Tarihe göre sıralandırmam gerekiyordu. Bakıyorsanız azalan tarih şeklinde giriyor. Ama biz verilerimizi hep artan veriler üzerinden koyuyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Tarih üzerine gelip bir kere tıkladığımda bakın en küçükten en büyüğe doğru gitmeye başladı. Tamam. İndirmeden önce yapmam gereken birinci işlem bu. Peki bunu indirdikten sonra verileri neye dikkat etmem gerekiyor ikinci aşamada? Bunu indirdikten sonra tıklıyorum. Bunu indirdikten sonra açılan sayfada veriler ne yazık ki belirli bir sütunda değiller. Yani sütü sütün ayrılmamışlar. Hmm. CSV dosyası dediğimiz yani şöyle yazılıyor. Bu şu anlamaya geliyor comma separated values. Yani bunları virgüllerle ve noktalarla ayırmışlar. Peki benim ne yapmam lazım? Sizler için bunu en baştan yapmam lazım ki benimle birlikte bu videoyu izleyen, günlük veri çalışan arkadaşlar da aynı aşamaları yapabilsinler. Şimdi bunu indirdim diyelim ki. Veri indir diyorum. İndir dedikten sonra bilgisayarımda indi ve açıyorum. Bakın açtığım zaman bende de aynı, sizde göründüğü gibi tek bir sütunun içerisinde bütün veriler var. Peki ben bunu ne yapmam lazım? Benim yapmam gereken bu noktada şu. Bu metni, bu veriyi sütunlara dönüştürmem lazım. Hemen Excel'den veri sütununa geliyorum. Daha sonra veri sütununu seçtikten sonra bakın burada metni sütunlara dönüştür diye bir kısım var. Metni sütunlara dönüştür dedim. Ve Sınırlandırılmışı seçtikten sonra ileri dedim. Bakın hepsi tek bir A sütununda. Benim bunların her birinin ayrı ayrı sütunlarda yer alması gerekiyor. Buradan sekmeyi, sekmeyi ve virgülü seçiyorum. Ve sonraki deyip bitir dediğimde gördünüz mü? Tamamı, tamamı artık ayrı sütunlara girilmiş oldu. Tarihler bir sütunda, şimdiler bir tarafta, açılışlar bir tarafta diye benim için çok güzel bir şekilde böldü. İkinci aşama, buraya da dikkat etmenizi özellikle istiyorum. Bakın tarihlerin üzerine geldikten sonra, tarihlerin üzerine geldikten sonra buraya sağ tuş tıklıyorum ve diyorum ki hücreleri biçimlendir. Hücreleri biçimlendir dedikten sonra bunun tarih olarak seçilmesi lazım ki Ard bunu bir tarih etiketi olarak algılayabilsin. Peki sonraki aşamada ne var? Sonraki aşamada bilgisayarımızın nokta ve virgül ayrımına çok dikkat etmemiz lazım. Benim bilgisayarımda ne yazık ki ondalıkları mesela burada onu fark ettim. Ondalık hane olarak noktayı basamak gruplandırılması olarak ise virgül oluyor. Ama burada indirdiğim veriler tam tersi. Peki bunu nasıl anlarım? Şöyle anlarım. Eşittir derim. Şuradaki veriyi şurada bulunan veriyi C2'dekini çarpı 2 derim. Çarptığımda değer diye hata verdi. Neden? Çünkü sen metin olarak girmiş bir şeyi 2 ile çarpmak istiyorsun. Yani kalemi 2 ile çarpmaya çalıştın diyor bana. Bu aslında bir rakam değil. Peki ben bunu nasıl rakama dönüştüreceğim? Çok basit. Öncelikle basamak gruplandırılması için burada gördüğünüz gibi nokta seçilmiş. Ben buradaki bütün veriyi seçiyorum. Seçtikten sonra Ctrl H'ye basıyorum. Ki Macbook'larda bu Gerçi aynı evet sizde de aynı bende de aynı zannediyorum ben Macbook kullanıyorum sizde demeyeyim daha doğrusu Mac kullanıcılarında diye genelleştireyim Burada noktaların yerine hiçbir şey koyma dersem bütün noktaları silmiş olurum bakın aranan nokta yerine koy ne koy hiçbir şey koyma tümünü değiştir Gördüğünüz gibi bütün noktalardan kurtulmuş oldum İkinci aşamada ne var yalnız dikkat edin tarihleri seçmedim orası çok önemli İkinci aşamada ne var? İkinci aşamada şu var. Benim buradaki virgüllerin yerine nokta koyacağım ki bilgisayarım bunun ondalık olduğunu algılasın. Çünkü virgül bende ondalık olarak çalışmıyor. Yeniden kontrol H diyorum. Bu sefer de diyorum ki virgül olarak gördüğün her şeyi nokta olarak değiştirir misin sevgili Excel diyorum ve hepsini değiştirdikten sonra artık bunu dosya farklı kaydet olarak bir yere kaydetmem gerekiyor ve istediğiniz isimle kaydedin ama kaydettiğiniz yeri unutmayın. Şimdi gelelim arka kısmına. Ben bunu daha önce yaptığım için ikinci kez kaydetmiyorum ve ismini de bist olarak koydum kolay olsun diye. Bu videoyu defalarca durdurup anlamadığınız kısımlarda tekrar tekrar çalışma yapabilirsiniz. Şimdi geldim, geldim. Öncelikle R'da ilk işimiz ne bizim? Tabii ki initial cleanup dediğimiz bütün geçmişi, kütüphaneleri ve var olan her şeyi silmek. Buradan hemen bu 3 satıra geliyorum ve kontrol enter dedikten sonra gördüğünüz gibi her taraf tertemiz oldu. Öncelikle Arda Excel'den veri okumak için gerekli olan e, XL read Excel read XL kütüphanesini çalıştırıyorum, aktif hale getiriyorum. Sonra XTS dediğim verileri zaman serisine çevirmeme ihtiyaç duyduğum kütüphaneyi de hemen aktif hale getiriyorum. Ve Zoo dediğim bu da gözlemleri S3 olarak aktarmak gerekiyor. Bu noktada eğer bilginiz yoksa ee, araştırabilirsiniz. Ya da benle birlikte hareket ederseniz aynı şeylere oluşacaksınız. Zoo kütüphanesi şunu yapıyor. Verilere etiket eklemeye daha çok kullandığımız bir kütüphane. Bunu da çalıştırıyorum. Data Table ise verilerde kaydırma, gecikme verileri düzenlemeye ilişkin bir kütüphanemiz. Onu da temel işlemler olarak e, burada bahsettim ve onu da çalıştırıyorum. Sonra... Ne yapıyorduk? Her zaman olduğu gibi öncelikle import dataset yapacağız. Ne diyeceğiz? Sevgili bilgisayar, lütfen benim verilerimi alıp da arın içerisine atar mısın diyorum. Ne yapacağım? From Excel diyorum. Bakın import dataset ve from excel. Bunu seçtikten sonra dosyanın yerini soruyor. Browse'a tıklıyorum. Benimki downloads'un içerisindeydi. Hemen downloads'a tıklıyorum. downloads'un içerisinde bist100 vardı. Şimdi mesela diyelim ki şuradan farklı bir tane veri şunu göstereyim. Evet, şuydu diyelim ki. Open dedikten sonra bakın, Open ki invalid dedi çünkü bu bir Excel dosyası değil. Benim ee, biz yüzüm bunun içerisindeydi fakat şurada today'e göre değil. Hemen B harfini arıyorum. Nereye gitti bu acaba acaba acaba? Farklı bir Excel dosyası üzerinden gösterip vakit almak istemiyorum. Mesela diyelim ki dosyam buydu. Open dedikten sonra yapmam gereken işlem şu. Yapmam gereken işlem şu. Bakın bunun hemen sağ altında bir kopyalama var. Kopyalıyorum. Çünkü bunu direkt yüklersem yarın hangi dosyayla çalıştığımı unuturum ama kopyalayıp oraya yapıştırırsam şu şekilde bakın buraya geldi bu. BIST olarak isimlendirdim. Bu sayede diyorum ki yarın ben hangi Excel'le çalışıyorsam onu yine getir. Dolayısıyla burada o kopyaladığım dosyayı getirmiş oluyorum. Downloads'un içerisindeymiş bende ve ismini Bist olarak koymuşum. Ve bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra çağıralım bakalım bu dosya neymiş. Bist'i çağırdığımda şimdi öncelikle şunu dikkat ediyorum. Acaba benim burada aldığım bu data frame diyoruz ki bunları bir önceki videolarda defalarca anlattık. Bu indirdiğim Excel dosyası RStudio içerisine geldiğinde formatları ne? Yani işlem yapabileceğim sayılar olarak mı geldi? Yoksa tıpkı Excel'deki karakterler olarak mı geldi? Şimdi bakıyorum buraya. Bakın S3 POSX diyor. Tamam. Bunu tarih olarak algılamış. Süper. Sonra şimdi yazana bakıyorum. Şimdi yazanı da double diyor. Double ne demek? Yani hem ondalık hem de tam sayı olabilecek veri. İki tane verisi var. Çok güzel. Onu da anlamış. Ve açılışlar var. Tamam. Benim ihtiyaç duyduğum veriler zaten bunlardı. Şimdi peki acaba bir data frame olarak biz yüzü ben alabildim mi? Soralım. is data frame diyorum. Bakın is data frame diyorum. Ne? Bist. Soruyorum. True dedi. Yaşasın. Doğru yapmışım. Bir data frame olarak artık ben arın içerisine bist dosyasını kaydetmişim. Zaten burada diyor ki sen bist diye bir veri getirdin. 60 gözlemi var ve 7 tane de değişkeni var. Harika. Sonraki aşama gün etiketlerinin alınması. Ben bunu niye getirdim buraya? Bunun içerisindeki gün etiketlerini alacağım ki o etiketleri alıp başka bir verinin içine yapıştıracağım. Nasıl yapacağım? Bakın günler diye bir değişken oluşturdum. Ve bu günler diye oluşturduğum değişkeni bir data frame'in içerisinden nasıl biz değişken seçiyorduk? Hatırlayın. Biz dedim mesela yanına bir dolar işareti koyuyorum. Bakın hemen diyor ki bunun içinde bu değişkenler var diyor. Dolar işareti koyduktan sonra. Peki çok güzel. O zaman, o zaman ben geliyorum. Günler diye bir değişken oluştur ve bunu bir şeye ata. Neye ata? Ne ata içerisine? Bistin içindeki tarihleri al. Az önce söylediğim gibi benim o tarihleri alıp başka bir yerde kullanmam gerekiyor. Çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Sonra günlere bakalım nelermiş. Bakın UTC UTC diye yana gün etiketleri koymuş ve bütün tarih etiketlerim geldi. Peki benim bunu tam olarak bir gün formatına çevirmem lazım. Bakın burada date olarak as date diyor. As date dedikten sonra onları R dilinde günler olarak algılayacağı formata dönüştüreceğim bir şey olarak atıyorum. Yeni bir değişken yaratmayacağım, yeniden üzerine yazsın. Çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Şimdi günleri çağırdığımda bakın o UTF yazıları, UTC yazıları gitti. Artık sadece günlerin etiketleri kaldı. Peki gerçekten istediğim gibi alabildim mi? Bunda hafta sonları yok mu? Bir bakalım. Cumartesi pazarların gelmemesi lazım. Bakın weekdays diye bir kütüphanemiz var. Bunu hemen buraya yazalım. Haftanın günlerini yazar. Şuraya yazalım. Haftanın günlerini görmek. Şimdi çağıralım. Gördünüz mü? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Peki ben böyle görer, görürken, görerken yalnız e, çok zorlanıyorum. Ne yapmam lazım? Şöyle yapmam lazım. Bunu bir matris olarak oluşturayım. Matris yapayım. Hangilerini kullanacak? Weekdays günler. 60 satır. Çünkü 60 tane ya günüm. Ve bir sütun. Şöyle daha kolay izleyeceğiz galiba değil mi? Bakın. Böyle daha güzel oldu. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Bu şekilde gidiyormuş o tarihte aldığım veriler ve 60 tanelermiş. Harika. Harika. Demek ki günleri ben istediğim gibi alabildim ve onu da günlerin içerisine attım. Günlere bakıyorum tekrar. Etiketlerim var. Peki bunu ne yapacağım? Bu etiketleri al diyorum. Mesela BIST açılış. Şunu hemen çalıştıralım ne varmış içerisinde. Bakın açılış değerleri. BIST100 endeksinin açılış değerlerinden oluşan bir veri setim var. Bu bir vektör ve toplamda 60 tane de değeri var. Bunların üstüne ben etiket koysun istiyorum. Hangi tarihte alınmış mesela? Şu etiket, şu tarih hangisi? 1553.41'in hangi tarihe ait olduğu belli değil. O zaman diyorum ki BIST100 diye bir değişken oluştur. Ve bunun için zoo kütüphanesinden faydalan. zoo fonksiyonunda. zoo fonksiyonunda şunu yap. BIST100'ün açılış değerlerini kullanacağın değişkenin değerleri olarak al. Dikkat edin tekrar söylüyorum. Zoo kütüphanesini, zoo fonksiyonunu çalıştır. Biz yüz değişkenini kullanacağın verilerin değerlerini biz açılıştan al. Etiketlerini de günlerden al. Hemen çağıralım. Çağırdık. Şimdi çağıralım bakalım ne geliyor ekrana. Bakın. Gördünüz mü? Her birinin etiketi var artık. Mesela bir tanesi birinci ayın birinci ayın beşinde 1492.19'muş. Örneğin 1553'ü hızlıca gözümle tarıyorum buradan neredeydi diye. Oldukça zor bulunması 1553'ü. Evet buldum. Mesela bu da ne zamanmış? Şubat'ın 10'undaymış. Peki bunları böyle görmek yine zor. Her zaman söylediğim gibi ben en çok sevdiğim kütüphanelerden bir tanesi XTS kütüphanesi ve XTS fonksiyonu. Şimdi SXTS diyorum. Bist yüzü alıyorum ve diyorum ki XTS bir zaman serisiymiş gibi tek vektörde gösterir misin bunları bana aşağıdan yukarı? Hemen çağıralım. Tekrar atamayı yaptık önce. Şimdi de çağırmasını yapalım. Bakın bist yüzü XTSn olarak ata dedik. Atadı. Çağıralım. İşte bu. Benim en sevdiğim görüntü. Bakın 2021'in 4. gününden başlıyor Ocak ayının. Ve gördüğünüz gibi Şubat'ın 10'una geldiğimiz zaman ne demiştik? O veriyi çok rahat görebiliyoruz. Peki bu noktada değişkenlere gün etiketlerini de er e koyduğuma göre sıradaki işlemim ne? Sırada getiri serisini hesaplamak. Getiri serisini hesaplamak çok basit. Aslında ne yapıyoruz biz? Mesela 100'den 110'a çıkan bir serinin 110 olduğunu nasıl buluyoruz? 100'den çıkan serinin 110'a çıktığını, %10 arttığını nasıl buluyoruz? %10 getiri olduğunu. Çok basit serinin bir dönemdeki değerinden geçmiş ilk dönemdeki değerini çıkartıyoruz. Ve sonra onu geçmişteki değerine bölüyoruz. Yani T dönemindeki değerinden örneğin yıl olarak söyleyeyim. 2000 yılındaki bir verinin yıl olarak 2000 yılındaki bir veriden 99 yılındaki değerini çıkarıyoruz ve 99 yılındaki değerine bölüyoruz. Bunu oluşturmak için benim neye ihtiyacım var? Öncelikle bu verilerin bir gecikmesini almam lazım değil mi? Çünkü onlardan ne dedim? Bir yıl öncekilerini çıkaracağım. O zaman, bakın buraya biz 100 L1 diyorum. Bu da birinci gecikme olsun. Bunu shift dedim, shift dedim. Yani veriyi bir tane kaydır, bir tane kaydır. Bakın burada N1. Ama hangi veriyi kaydırayım? Tabii ki biz yüzü kaydır. Tamam? Hemen çalıştıralım. Çalıştırdık. Peki bir tane kaydırırsam veriyi? ilk gözlem ne olacak? Not a number, yani not available. Orada veri olmayacak. Çağırıp bakalım. Çağırıp bakalım. Bist 100'ü seçtim. Bist 100 L1'i seçtim ve çalıştırdım. Gördüğünüz gibi NA orada veri yok. İşte istediğim buydu. İşte orada istediğim buydu. Peki veriyi nasıl oluşturacağım dedim. Bist 100'den bir geçmişini çıkaracağım. Tabii bunu parantez içerisine alıyorum. Matematiksel işlem önceliği gereği. Almazsam hemen ne yapar? Bunu önce buna böler. Yani kendisine böler. Bir bulur. Sonra bunlardan bir çıkarır. Ama benim istediğim bu değil. Benim istediğim ne? Bir dönemdeki değeri kendi geçmişinden çıkartmak, onu paranteze almak, sonra onu da geçmişine bölmek. Çağıralım. Oldu. Peki getiri serisini çağıralım ekranımıza. Bakın onu çift seçtim, çağırdım. Çok güzel bir getiri serisi elde etmiş oldum. Arada negatifler var, pozitifler var. Peki getiri serisini ee, nasıl ben görsel hale getiririm? Tabii ki plot fonksiyonuyla. Plot ne yapıyordu? bir serinin grafiğini çizmeye yarıyordu. Tamam. O zaman diyorum ki plot getiri hemen çağıralım. İşte elimde bir getiri serisi var ve en düşük getiriyi getirdiği tarihte artık burası hangisi şurada Mart ayında olduğunu görüyorum. Buradan da kopya çekerek hemen getiri serisini ekrana getirip şöyle görebilirim geliyorum en alta. İşte %10 kaybın olduğu dönem. Yani 23 Mart'ta, 23 Mart'ta en düşük getirinin olduğu tarih zannediyorum. Merkez Bankası Başkanının görev değişikliğinin olduğu dönem olabilir. Peki. Buraya kadar çok güzel. Bunları anladık. Ya benim seriyim kripto paralar gibi bir seri ise ve hiç eksiksiz bir şekilde 365 gün devam ediyorsa ne yapacağım? Onun da bir formülü var. Hatırlarsanız eğer bu derslerin en başında temel fonksiyonlardan ardışık seri oluşturma yani bir sekans oluşturmaya yarayan bir formülümüz vardı. Neydi o? S, U, K. Burada bir örnek yaptım sizler için. Ne yaptım? Mesela bir seri başlatalım. Ondan başlayalım. Yüzde bitsin. Beşer beşer artsın. Bakın çağıralım. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 10'dan başlasın. Yüze kadar gitsin ve beşer beşer alsın. İyi de bunun bizim günlerle ne işimiz var? Günlerle şu işimiz var. İlk günü söyleyeceğim. Son günü söyleyeceğim. Sonra diyeceğim ki sevgili bilgisayar birer gün birer gün artırır mısın? Haftanın her günü istisnasız her gün. Cumartesi pazarları da dahil et. Öyle ya dedik ki kripto piyasalarda bu benim tam uzmanlık alanım değil ama bunu özellikle isteyen arkadaşlar için yapıyorum bu videoyu biraz da. Her günü, haftanın her günü işlem olan bir piyasada nasıl veri etiketi oluştururuz? Çok güzel. Şimdi adını tüm günler olarak bir değişken koyalım. Değişkenimizin adı tüm günler. Peki bu tüm günler nelerden oluşacak? Tabii ki bir sekanstan oluşacak. Yani sürekli bir seri. Nereden başlasın? Başlayacağı yer bir date yani bir gün. Günü tırnak içinde yazıyorum bakın. Diyorum ki Şubat'ın Şubat'ın 25'inden başla. Bunu niye böyle başlattım biliyor musunuz? Siz daha rahat görün. 28 Şubat'tan 29 ve 30 Şubat olamayacağı için Mart'a atlaması lazım. Acaba veri etiketlerini düzgün koyuyor mu? Bunu test etmek için. Yani her aya 30 30 30 mu koyacak? Yoksa gerçekten Şubat ayındaki takvim etkisini dikkate alacak mı? Bakın. From dedim, başlama tarihine Şubat'ın 25'i dedim. Bitiş tarihine de bilerek tam 60 güne içersin diye çünkü ben bisti de 60 gün indirmiştim daha önceden 60 günlük bir veri seti olsun dedim günlerde birer birer artsın dedim ve bu fonksiyonu çalıştırıyorum bu satırı bakın dikkat edin burada atama var atamada ne yapmışım sekansı tüm günlerin içine at peki çağıralım tüm günlerde neler oluştu süper tüm günleri oluşturabildim bütün veri etiketlerim hazır. Peki bu tüm günleri, bu tüm günleri ee, acaba bir görebilir miyim ben? Bunu denememişim bakın. Şurada deneyelim bakalım. Ah, çok özür. Şurada deneyelim bakalım. Week days week days diyorum. Tüm alt günler çağır. Kısaltma yapacak tabii ki buraya sığdıramadığı için, sığdıramadığı için ama ben bunu, ama ben bunu en alt satırda matris olarak zaten koymuşum. Çok güzel. Bakın bunu çalıştıralım. Nasıl gidiyormuş günler? Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bakın, as matrix demişim. Weekdays tüm günler. 60 tane neden? Çünkü 60 tane etiket oluşturdum ve birer birer bir tane sütunda göstersin. Özür diliyorum. Bir tane sütun. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bakın sıralı bir şekilde devam ediyor. Sıralı bir şekilde aşağı doğru devam ediyor. Peki aşağı doğru bu devam ediyor ise o zaman ben bunu ne yapacağım? Şimdi yeni bir seri oluşturup bu günleri kullanacağım. Yani haftanın tüm günlerini kullanacağım. Yapalım. Bunun adını tüm gün bist koydum. Tamam mı? Tüm gün bistin içerisine zu diyorum. Yani veri etiketlerini koyacağım kütüphane. BIST'in açılış fiyatlarını değişken olarak kullan. BIST'in açılış fiyatlarını değişken olarak kullan. Veri etiketlerini de tüm günleri koy. Çalıştıralım. Ve çalıştı. Sonra diyorum ki bunları bir XTS serisi olarak alt alta koy. Çünkü her zaman söylediğim gibi ben şu veri formatında boğuluyorum, göremiyorum. Yani Hangisi tarih, hangisi altındaki? Bakın karıştı burada. Ama oysa ki ben bunu bir XTS serisi yapar isem hemen tüm gün bisti tekrar çağırıyorum. Bakın ne kadar güzel oldu. Alt alta tek bir vektör olarak görebiliyorum hepsini. Ve bakıyorum. Evet 28 Şubat'tan sonra söylediğim gibi Mart'ın birine gelmiş. Demek ki etiketleri bilgisayar doğru koymuş. Tabii ki doğru koyacak. Bunun altında kaç tane insan çalışıyor. Ben sadece burada sizlerle birlikte bir sınama yapmış olayım dedim. Şimdi bunu tekrar kapatıyorum. Ve gördüğümüz üzere artık Arda bir günlük veriyle çalışırken veri etiketlerinin nasıl oluşturacağına ilişkin hem haftanın günlerine hem de haftanın özellikle iş günlerine ve tüm günlerine ilişkin iki türlü veriyi de nasıl gireceğimizi öğrenmiş olduk. Aslında buradan hareketle finansçı arkadaşların talepleri doğrultusunda beklenen getiri, ortalama getiri gibi hesaplamaları da yapabiliriz. Ancak burada bizim için en önemli sorunsal şuydu. Herkesin kafasında olan biz haftanın günleriyle çalışıyoruz. Haftanın günleriyle çalışıyorsak Şöyle bir sıkıntımız var bugün etiketlerini buraya ardışık nasıl koyacağız acaba 266 gün mü seçeceğiz yoksa 365 gün mü çok daha kolay var hazır bir yerden alacağız. O zaman yeniden bir videonun daha sizlerle beraber sonuna geldik her zaman şu videonun ne tarafına düşüyor abone olun galiba e, e, şurada bir yerde galiba bir dakika elimi bulacağım evet burada bir yerde abone olun butonu var. Bu ayna etkisinden dolayı bunu bulmak da oldukça zor arkadaşlar biliyor musunuz? Evet işte oldu. Abone buradan. Peki sonra ne çıkacak? Birazdan şurada yukarı bir yere de bir sonraki video önerilecek ve kanala yeniden abone olun diyecek. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha önceden de söylediğimiz gibi bu kanalın gelirleri eğer o kadar izlenme sağlayabilirsek ki kanal kurulduğundan itibaren şu anda yaklaşık 2300 tane e, abonemiz var. İzlenme sayımız daha 500 saatlerde. 4000 saate varmadan da zaten kanalın geliri yok. Ama merak etmeyin bunları bekleyerek ben sokak hayvanlarını aç bırakmıyorum. Ben onlara zaten destek oluyorum her zaman. E, kendinize çok 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 iyi bakın. E, arkadaşlarınızla hocalarımızla eğer bu bilgileri de ihtiyaç duyan herkesle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Her zaman söylediğimiz gibi bilgi paylaştıkça güzeldir. Görüşmek dileğiyle.